Gözlük Spor Bilal Şeplek'te serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahasına gönderilen top Özcan'ın kafası, top direğin dibinden avuta çıktı sayın seyirciler. Gözlük Spor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Kozan Belediyespor maçın ilk 10 dakikası geride kaldı. İki takım da orta saha mücadelesiyle ilk 10 dakikayı tamamladı sevgili seyirciler. Ömer'e yapılan faulü Bilal Şeflek'te kullandı Gölcük Spor. Bilal'in ceza sahasına üstüne gönderdiği topa iyi yükselen Onur kafayı vurdu ve top direğin yanından avuta çıktı. Evet, şimdi orta sahanın ortasından, Gölcük Spor yarı sahanın ortasından Kozan Belediye serbest vuruş kullanıyor sevgili seyirciler. Ceza sahasının içi oldukça kalabalık. İki takım futbolda, evet, ceza sahasına gönderilen top onu aşıttırdı geriye.
Ömer topu uzaklaştırdı. Evet, şu anda Bilal topu uzaklaştırdı. Kozan Belediye atağı. Evet. Tehlikeli hareket. Yaşar'ın şutu farklı çıktı fakat kaleci İlyas'a çarpan top kornere çıktı ve köşe atışıyla Kozan Belediyespor oyuna başlayacak. Ceza sahası içi oldukça kalabalık sevgili seyirciler. Hava oldukça soğuk, bir hava var Gölcükşehir stadında. Tribünler her zaman olduğu gibi. Evet, top Aydın'da. Ceza sahası içinde karambolden Aydın'la top çıktı. Evet. Cenk Cengiz Sami ile oynadı. Evet, Sami topu kontrol etti. Gelen arkadaşlarını bekledi. Evet, Cemal'e doğru topu attı. Kaptan Cemal topla buluştu. Arkadaşların evet, faul. Cemal'e yaptı hareket, faul sayın seyirciler. Cevher'e yaptı hareket, faul ve Kozan Belediye kendi yarı sahası içinde, ceza sahası içinden faul atışıyla oyuna başlayacak. Yaklaşmıştı içinde. Güzel bir orta. Gölcük Sporu için tehlikeli bir atak olması işten bile değildi sayın seyirciler. Evet, kaleci Zekeren uzunsı kafayla Cemal indirdi. Evet, Ömer topla buluştu. Ömer, evet, Cemal mükemmel geçti. Evet, Cemal. Evet, Cemal mükemmel hareketlerle ceza sahasına girdi. Kaleyi karşıya aldı. İkinci çalımı sayın seyirciler. Kaleci yattı ve vurduğu yerden topu ayaklarıyla kornere gönderdi. 28. dakikada, 29. dakikaya girdiğimiz bu zamanlarda Gölcük Spor mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Evet, Bilal Şeflek'le Gölcük Spor köşe oyuncusu kullanıyor. Bilal'in gönderdiği top. Evet sayın seyirciler, Cenk Cengiz'in mükemmel şutu. Evet, Mehmet Sayan topu yaklaştırdı. Evet, Aydın Sami'ye gönderdi. Evet, Sami kafayla Ömer'le oynadı. Evet, Ömer'in evet, Ömer gitti orada, baskıyı kurdu sayın seyirciler ve Gölcük Spor'a taç katlandırdı. Evet. Aydın'la Gölcük Spor ceza sahası içine paralel yerden taş atışıyla oyuna başlayacak. Evet, ceza sahası içine oldukça kalabalık. Uzun kullanması bekleniyor Aydın'ın. Evet, ceza sahası içine gönderdiği top. Evet, köşe vuruşu. Onur'un kafasından rakip takım Rıdvan'ın sırtına çarpan top kornere çıktı. Evet, Sedat da köşe atışı kullanıyor. Evet, Onur'un mükemmel kafa vuruşu top farklı bir şekilde avuta çıktı sayın seyirciler. Özcan'la Yaşar arasında yaşanan diyalog. Evet, evet sayın seyirciler, maçın ilk 45 dakikası sona erdi. Gölcük Spor Kozan Belediyespor 0-0 ilk yarı sonucu sevgili seyirciler. İkinci yarıda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Canım.
Biri Ali Tuna, biri Konuk. Yarın üstünü geçen hangisi? Çok aradı mı abi? O teknik direktör. Sebeben istiyorsun o. Yaşar'dan önce Fatih girdi. Evet, Fatih Mehmet Sayan topu Bilal Şeflek'le buluşturdu. Evet, Bilal Şeflek topu uzaklaştırma kötü olunca Fatih Sandal'ın topu yaklaştı. Top Cemal'in önünde kaldı. Evet, Cemal mükemmel geçti arkadaşını. Evet, Sedat aslında arkadaşı yok Sayın Seyitler. Evet, Cemal Sedat'la buluşturdu. Sedat bu mükemmel şutu farklı bir şekilde out'a gitti. Evet Sayın Seyitler, Gölcük Spor 53. dakikada çok tehlikeli bir şekilde top out'a çıktı. Gölcük Spor adına olası bir gol pozisyonunda Camuşlar. Evet, topla Bursa Ömer. Ömer topu Sami ile oynadı. Evet, Sami kaptırdığı topu tekrar kaptı ve oyunla topla beraber çıkarken Rıdvan topu taça gönderdi ve evet, Mehmet Sayan'la Gölcük Spor rakip sahanın ortasından taç atışıyla oyuna başlayacak. Sen söyler. Cemal'in sert şutu rakip takımın orta saha oyuncusu Zeki'ye çarptı ve orta. Evet, Sedat'ı kullandı. Köşe vuruşu rakip takım futbolcular tarafından uzaklaştırıldı. Top Rıdvan'a kadar geldi. Rıdvan böyle uzun oynadı. Evet, Özcan göğsüyle tekrar kaptan Özcan. Evet, arkadaşların anlamına baktı. Evet, Cemal'le dışarıdan aldığınız Ahmet Özer oyuna giriyor Sayın Seyitler. Evet. Cemal Atan'ın uzun bir top. Evet, Cemal buluş topta. Evet, Gölcük Spor sevgili seyirciler, Serhat'la köşe atışı kullanacak. Evet, Onur ve Fatih Sandallı tekrar rakip takım ceza sahası içinde.
Evet, Sedat'ın gönderdiği top. Evet. Onur. Evet, sana tekrar. Onur iyi yükseldi fakat zamanlaması kötü olunca top out'a çıktı. Evet. Hocam maçtan önce söyledi. Evet, Gölcük Spor 0, Kozan Belediye Spor 0. Evet. Fatih topa yükseklik kazandırdı. Evet. Yükseklik top. Ahmet Cemal Doğu ile oynadı. Evet. Cemal Doğu da top. Ahmet Bilal ile oynadı. Evet. Bilal topu aldı. Sedat'la. Evet. Sedat'la. Evet. Ömer'in ses şutu. Defansa sarpan top. Kornel'e çıktı. Evet. Sedat mükemmel gördü sevgili seyirciler Ömer'i. Ömer çaprazda olmasına rağmen sol ayakta sert top gönderdi kaleye. Fakat araya giren defans topu kornere gönderdi. Evet. Bilal Şeflek'te Gölcük Spor korner atışı kullanacak. Evet. Sami'nin vuruşu. Tekrar defansa çarpan top. İkinci aynı köşe gönderinden Gölcük Spor ikinci köşe atışını kullanacak sayın seyirciler. Evet. Rakip takım kalecisi Zekeriya şu anda yerde. Maçına hakemi Doğu Yılmaz kalecinin yanında. Fakat kalecide hiçbir şey olmadığını. Evet, Zekeriya'ya kalktı. Hadi hadi. Cemal ile Gölcük Spor tekrar köşe atışı kullanacak. Evet. Arkadaşlar dağılımına baktı. Cemal'in gönderdiği top. Sami'den önce. Onur'dan önce. Sami önden çıkmıştı. Tebrikler. Evet, Özgün'e çarpan top. Evet, Gölcük Spor aynı dakika içinde 3. köşe atışını kullanıyor. 2 tanesini Bilal Şeflek'te sağdan, 2 tanesini 4. köşe. Evet, tekrar. Bununla baktı Yunus Emre. Serbest vuruş kullanacak. Evet, Sedat'a sağına gönderdiği top. Fatih topu kafayla Sedat'a kazandırdı. Evet. Sedat'ın mükemmel pası. Evet, Cemal. Cemal topla buluştu. Evet, Cemal. Topu kaptanınca evet, Kozan Belediyespor atağına dönüştü. İlyas mükemmel çıktı önceden, sizinle de tehlikeli atağa ve topu uzaklaştırdı. Top Fatih göğüsle Ahmet'in önüne bıraktı. Ahmet geriye Onur'a döndü. Onur Mehmet Sayan'la oynadı. Mehmet Sayan evet, Ömer'e doğru gönderdi. Evet, Ömer'den önce stoper topa müdahale etti ve araya giren Sedat çarpan top. Taça çıktı ve taç atışıyla Rıdvan Kızılca Bölük adına oyuna başlayacak. Kozan Belediye Spor Sancı. Evet. Cemal'e yapılan hareket faul sen seyirciler. Evet, topu hemen Aydın aldı. Evet,
Sedat topu hakemin belirlediği yere bıraktı ve ceza sahasında arkadaşlar seyirciler. Sol ayaklı Cenk Cengiz'in önüne geldi top ceza sahasında. Vurmakta geç kalınca Gölcük Spor mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Gölcük Spor kötü vuruşuyla oyuna başlayacak. Sedat topu aldı. Kozan Belediyespor'un futbolcularının hakeme bir itirazı var sevgili seyirciler. Evet. Sedat ceza sahasına gönderdi topu hakem. Kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Top tekrar Sedat'ta. Sedat şu anda iki kişinin arasında. Evet, Aydın'a gönderdi top. Evet, Aydın. Kozan Belediye Spor Seyirciler penaltı. Evet, Gölcük Spor Sedat'ın kullandığı köşe vuruşu ceza sahasında penaltı kazandı. Evet. Dakika 80, Gölcük Spor penaltı atışını kullanacak sevgili seyirciler. Kozan Belediyespor gerçekten oyunu soyultma adına maçı 80. dakikaya kadar getirdi. Maçın beraber bitmesi için elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştı, fakat dakikalar 80'i gösterince Gölcük Spor Sedat'la penaltı atışı kullanacak sevgili seyirciler. Evet, dakika 80, topun başında Sedat. Evet sayın seyirciler, topun başında Sedat, hakem düdüğü çaldı, Sedat topun başına geldi ve Sedat'a gol sayın seyirciler. Gölcük Spor Sedat'ın penaltısını attığı golle 1-0 öne geçti. Evet sayın seyirciler, Sedat'ın attığı gol ki geciken goldü. Kozan Belediyesporlu futbolcular maçı beraberliği bitirmek için elinden geleni yaptılar. Fakat 80. dakika anca dayanabildiler ve Sedat'ın ceza sahasında oluşan pozisyonda Sedat'ın attığı golle, penaltı golüyle Gölcük Spor 1-0 önde. Kritik hafta. Hadi Batı! Bahattin topu kovaladı. Evet, Bahattin'in top avuta kadar çıktı. Evet. Uzatmanın da ikinci dakikası geride kaldı sayın seyirciler. Evet. Uzatmanın da son dakikası. İlyas. Avut atışıyla oyuna başlayacak.
Evet, İlyas topu bıraktı. Aydın. Aydın Cemal'i doğru gönderdi. Evet, Cemal'den önce. Evet, ve maçın 90 dakikası sona erdi. Evet, Gölcükspor zor bir maçta evinde ağırladığı Kozan Belediyespor'u 1-0 mağlup edip çok önemli bir galibiyet aldı sevgili seyirciler. Bu galibiyete olağanüstü ihtiyacı vardı çünkü gerçekten 7 takımın mücadele ettiği bir playoff hattı var ki puanlar birbirine çok yakın. 1 puan 2 puan arada puan farkı var. Ve Gölcükspor kendi saha ve seyircisi önünde 1-0 penaltı Sedat'ın 80. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 yenerek taraftarlarla bütünleşiyor sayın seyirciler. Evet, maçı anlatan ben Ali Sevim, kameraman arkadaşım, yönetmenim Ferhat Tosun'la beraber bu maçı anlatımda yardımcı oldum sayın seyirciler. Hepinize iyi günler, iyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki maçta buluşmak üzere, hoşça kalın. Zor maç olacağını biliyorduk. Yani Kozan Spor ikinci yarıda hiç mağlup olmadı. Yeni transferlerle çok diri bir takım olduğunu biliyorduk. Zaten izlettirdik daha önceden de. Dolayısıyla bugünkü maç için zorluk derecesi çok yüksekti. Bugün arkadaşlarımız elinden geleni yaptılar. Galip geldik. Bize 3 puan gerekiyordu. Aldık çok şükür. Şu anda playoff hattıyla puan puanayız. Moralimiz yerinde. Çarşamba günü Sancaktepe maçına muhakkak galibiyet için gideceğiz. Biz oradan da galip çıkacağımıza inanıyoruz. Gölcükspor'un hedefe yürüyüşü devam edecek. Devam ediyor. Daha iyisi olacak Allah'ın izniyle. Şimdi başkanım, aldığımız bu galibiyetle bu haftanın hemen hemen en karlı takımı Gölcükspor. Evet. Diğer rakipler evet. Puan kaybetti. Tabii Van Spor, Kocaeli Spor maçının sonucunu ben böyle beklemiyordum. Kocaeli Spor'un galibiyeti veya en kötü beraberlik bekliyordum. O maçta bizim düşündüğümüz gibi olsaydı gerçekten en iyi kazanan biz olacaktık. Şu anda Van Spor'la Gölcükspor en karlı görünüyor. Önemli değil. Yani bugünden itibaren artık rakiplerin ne yaptığının çok önemi yok bizim açımızdan. Bizim ne yaptığımızın önemi var. Biz maçlarımızı kazandığımız zaman hedefe ulaşacağımız kesin. Dolayısıyla her maça aynı şekilde hazırlanacağız. Çok şükür bugün de bu aşamalardan birini geçtik. İnşallah daha iyi olacak Gölcükspor. Daha iyi sonuçlar Çarşamba alacağız. Çarşamba günü Sancaktepe, düşüşte Sancaktepe. İnşallah orada da bir galibiyet. Yükselişte olsaydı da fark etmez. Bir Sancaktepe'yi ben çok önceden söyledim. Biz Sancaktepe'yi yeneceğiz Allah'ın izniyle. Hiç önemli değil. Burada elimizden kaçtı ama kendi saha ve seyircisi önünde kaçamayacak. Gölcükspor Sancaktepe'yi yener. Yenecek. Yenemeyeceği takım yok zaten. İyi olduğu gün, gününde olduğu gün, morali yerinde olduğu gün Gölcükspor bu ligde herkesi yener. Bu ligden de çıkar. Allah'ın izniyle çıkacak. Son bir şey söylemek istiyorum. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ben Gölcük'e, Gölcükspor taraftarlarına, Gölcük halkına şunu söylemek istiyorum. Kar, kış, soğuk, yağmur, çamur demeden bu takıma daha ne yapsın bilmiyorum. Yani ne yapalım yani artık gelsinler, bu takıma destek çıksınlar, dedikoduyu bıraksınlar, takımın arkasında olsunlar, yönetimin arkasında olsunlar. Çok iyi çalışan, çok güzel bir yönetim kurulu var. Gencecik, pırıl pırıl insanlar, mücadele ediyoruz. Dolayısıyla desteği hak ediyoruz.
Artık ben bu tribünleri dolu görmek istiyorum. Bir dahaki hafta pazar günü maç. Hadi bugün cumartesiydi. İş günüydü ama pazar günü haftaya artık ben burada çok kalabalık bir seyirci bekliyorum. Çünkü başkanım konuştu. Bundan sonra devreye 12. adamın girmesi lazım. 12. adamın günü geldi. Bekliyoruz onları artık. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkürler başkanım. Gerçekten önemli bir galibiyet. Neler söyleyeceksin? Şimdi ligin süresi kısaldıkça, boyu kısaldıkça maçların zorluk derecesi de artıyor. Gördüğünüz gibi Kozan takımı alt sıralarda ama bence bir üst sırada playoff oynayan bir takımdan hiçbir farkları yoktu. Onları da kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Ama bizim zorluk derecesi ne olursa olsun kesinlikle playoff hattından uzaklaşmamamız gerekiyordu. Rakiplerimizin maçları da gördüğünüz gibi en son yanlış bilmiyorsam herhalde Van Spor yine galip playoff içerisinde Kocaeli Spor'u yenmiş. Sancaktepe Erzincan maçı. İşte Erzincan orta sıralarda ama bir lideri yenebiliyor. Herkesin herkese gücü yetebiliyor. Onun için çok çekindiğimiz bir maçtı işin doğrusu. Ama amacımız 3 puandı. 3 puanı aldığımız için sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah playoff hattındaki bu inatçı hırsımızı devam ettirerek ligin sonuna kadar buralarda playoff hattında kalmayı ve ligin sonunda da playoff'ta iyi bir yerde bitirmeyi, sonuçta da oynayacağımız 3 tane final maçıyla ikinci lige çıkmayı arz ediyoruz. İnşallah gönlümüzden geçen olur. Bizler hedefimizden uzaklaşmayalım. Bu isteklerimizle mücadelemizi devam ettirelim. Bu çocuklar bunu başaracak güçte çünkü. Gölcük Spor yıllardır bir özlemi var. İkinci lig özlemi. Bunun içine biz de girdik. Aynı onlar gibi biz de yaşıyoruz bu olayları. Ve bilmiyorum takip ediyorsun işte oyun içerisindeki hem oyuncuların hem bizim isteğimiz bu doğrultuda. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Allah'ın mahcup etmez bu yolda istediğimize ulaşırız. Çarşamba günü bir liderle karşılaşma var. Şimdi dediğim gibi bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Şimdi tabii orada Sancaktepe'yi favori görecekler. Grup lideridir. İçeride hiç mağlubiyeti yoktur. Ama bizim takımımızda bugün Onur 4 sarı kart oldu. Cemal ile Cenk'in bir sakatlığı var. İnşallah Cemal ile Cenk'te bir şey çıkmaz sakatlıklarında. Ama Onur 4 sarı kart oldu. Onur aramızda olmayacak haftaya. Bu hafta da Berke yoktu. İşte geçen hafta Sedat Sami yoktu. Birileri eksik oluyor ama o eksiklerin yerini diğer arkadaşlarımız zaten dolduruyorlar, tamamlıyorlar. Ben buradan tekrar Kozan Spor'u tebrik ediyorum. Yapmış olduğu mücadele centilmence bir maç ve taş gibi takımları var. İnşallah kümede kalırlar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten iyi mücadele ettiniz ama bir penaltı golüyle puansız gidiyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Gölcük takımını tebrik ediyorum. Playoff yolunda da başarılar diliyorum. İnşallah ikinciliğe çıkar. İyi bir mücadele oldu. Centilmence bir maç oldu. Penaltı pozisyonu penaltı. Elini açıyorsan penaltıyı verecektir hakem. Bizim ilk yarı yakaladığımız iki tane pozisyondan bir tanesi gol olsa daha çünkü farklı olacaktı. Neden? Çünkü rakibimiz üstümüze daha çok çıkacak. Daha çok kontrat olacak. Ben özellikle kendi futbolcularımı çok kutluyorum. Mücadelelerinden, savaşlarından ötürü. Bizim rakibimiz Gölcük değil. Rakibimiz Tekirdağ geliyor. O biri geliyor. Cizre geliyor. İçerideki maçlarımızı biz kazandığımız sürece bir sıkıntı olmaz. Gölcük takımını da kutluyor ve tebrik ediyorum. Hocam başarılar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.